Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize hoş geldiniz. İkinci dersimizin konusu sahih ve muhtel fiiller. Sahih fiiller ve muhtel fiiller. Birinci başlığımız sahih fiiller arkadaşlar. Tanımıyla başlıyoruz. El fi'lu sahih, sahih fiil. Ma o fiildir ki kânet ehrufuhul asliyetu, asli harfleri ehrufen sahihaten, sahih harf olanlardır. Asli harfleri sahih harf olanlardır. Yani ziyade harfleri esas almıyoruz. Örnek ketebe ya da katebe. Ketebe de sahih fiildir. Katebe de sahih fiildir. İçinde elif var. Elif ziyade bir harftir. Asli harflerden olmadığı için katebe ile ketebenin bir farkı yok. İkisi de sahih fiil grubundandır. Ve huve sahih fiiller selâsetu aksâmin. Üç kısma ayrılır. Sâlimun ve mehmuzun ve mudâafın. Sahih fiiller salim, mehmuz ve mudâaf şeklinde üç ayrılır. Vel fi'lü salim, salim fiil ne demek? Ma o fiil ki lem yekun ahadu ahrufihil asliyeti, asli harflerinden bir tanesi, lem yekun harfe illetin, illet harfi olmayandır. Asli harflerinde illet harfi yani vav ya elif bulunmayandır. Ve la hemzeten hemze olmayandır. Hemze olursa onu mehmuz diyeceğiz. Ve la mudaffen muzaaf olmayandır. Yani kök harflerinde iki tane aynı cinsten harf bulunmayandır. Salim harf içinde vav ya elif, hemze veya aynı kökten aynı cinsten iki harfin bulunmamasıdır. Ketebe, dehebe, alime bunlar hem sahih hem de salim fiillerdir. Mehmuz fiil ne demek arkadaşlar? Ma kana ahadu ahrufihil asiyeti hemzeten. Asli harflerinden herhangi bir tanesi hemze olana mehmuz deniliyor. Faul fiil, aynel fiil veya lamul fiil fark etmez. Bunların herhangi birinde hemze varsa mehmuz deniliyor arkadaşlar. Ve huve mehmuz selâsetu aksâmin. Üç kısma ayrılır. Mehmuzul fa ke ehaze. Mehmuzul fa ehaze gibi birinci harfi mehmuz yani hemze olandır. Ve mehmuzul ayn seele gibi. Seele orta harfi mehmuz. Mehmuzul lam da son harfi kara'e gibi. Ke kara'e. Kara'e son harfimiz. Hemze olduğu için mehmuzul lam deniliyor buna da. Birincisi salim, ikincisi mehmuz, üçüncüsü de muzaaftır arkadaşlar. Sahih fiillerin üç grubu bunlar. Muzaaf ne demek? Ma o fiil ki kâne ehadu ehrufihil asliyeti, asli harflerinden bir tanesi, mukarraren, tekrar edilendir. Li gayri ziyadetin, fazla olmaksızın, ziyade olmaksızın, kök harflerinde iki tane aynı cinsten harf varsa bunlara muzaaf denilir. Ve huve muzaaf, kısmani, iki kısma ayrılır. Mudaafun sülasiyyün üç harfli muzaaf fiiller vardır. Medde, merre gibi. Ve mudaafun rubaiyün dört harfli muzaaf fiiller vardır. Zelzele, demdeme gibi. Arkadaşlar üç grup saydık. Üçü de sahih fiillerdir. Salim, içinde vav ya elif, hemze, şedde diyelim bulunmayandır. Mehmuz, kök harflerinin herhangi birinde hemze bulunandır. Muzaaf ise kök harflerinden iki tanesi aynı cinsten olandır arkadaşlar. فَاِنْ كَانَ الْمُكَرَّرُ زَائِدًا tekrar edilen harf ziyade ise azzame, şeddebe, iştedde, idhamme, yaşavşebe gibi فَلَا يَكُونُ الْفِعْلُ مُضَاعَفًا bu fiil muzaaf olmaz. Bu fiile muzaaf denmez arkadaşlar. اَحْكَامُ الْمَهْمُزُ mehmuzun hükümleri. الْمَهْمُزُ الْفَا yani birinci harfi hemze olan fiiller. مَهْمُزُ الْفَا مِنَ الْمُضَارِعِ el müstend ile el vahidil mütekellim. Vahidil mütekellim ben anlamını veren kalıptır arkadaşlar. Müfret mütekellime isnat edilen müzari fiillerde mehmuzul fa yani faul fiili hemze olan fiil. Bu hemze tenkalibu hemzetuhu ettaniyetu meddeten. İkinci hemzesi meddeye dönüşür. Çünkü iki tane hemze peş peşe gelmiş oluyor. İkinci hemzesi medde yani uzatmaya dönüşür. Örnek ahuzu amuru ati.
ben alırım, ben emrederim, ben gelirim şeklinde bir anlamı var arkadaşlar. Müzari fiilin ben anlamını veren kalıbıdır. Müfret, mütekellim diyoruz buna. Aslı ne bunun? E'hudu, e'muru, e'ti şeklindedir aslı. İkinci hemzeleri medde, uzatmaya dönüşüp e'hudu, e'muru, e'ti oluyor. وَالْاَمْرُ مِنَ الْمَحْمُزُ الْفَا Yine Mehmuz-ül Fa'nın emir kipine gelince اِنْ طُبِقَ بِهِ اِبْتِدَاءً اِنْ نُطِقَ بِهِ اِبْتِدَاءً Başlangıçta nutk edilirse, telaffuz edilirse, bu hemze ile başlanılırsa تَنْقَلِبُ هَمْزَتُهُ وَاوًا Hemzesi vava dönüşür. Emir kipinde hemze vava dönüşür. اِنْ ضُمَّ مَا قَبْلَهَا مَا قَبْلِمْ dammeli ise tabii ki. Ne gibi? Umul. Az önceki kalıptan bahsediyoruz. Ümül yerine umul diyoruz. Öncesi dammeli olduğu için vava dönüşmüş arkadaşlar. Hemzemiz umul. Umul ya zuhirul hayra. Yani arzula ey zuhir hayrı. Ya'ya dönüşür in kusire ma kablaha öncesi meksursa. Örnek iti, iti. Bakın ya'ya dönüşmüş. İti ya üsametül ma'rufe. İyilikleri yap, iyilikleri getir ey üsame. Asıl umul İtidir arkadaşlar. Aslı budur. Fe in nutika bihi mevsulen eğer ki kelime başında hemzeyle okunmuyorsa, mevsul ise, geçişli ise, bima kablahu öncesiyle birleşiyorsa, sebetettil hemzetu ala haliha. Hemze kendi hali üzere sabit kalır. Örnek ya zuheyru mul. Ya zuheyru mulil hayra. Buradaki hemze, vavun üzerine yazılmış olan hemze, hemze olarak kalıyor. Ya üsametu til ma'rufe. Geçiş yaptığımızda, vasıl yaptığımızda bu hemzeler hemze olarak kalıyor. Kalp olmuyor. Başka bir harfe. Muzafın hükümlerine bakıyoruz. El muzaafı muzafiler. Yefukku teşdiduhu. Şeddesi çözülür. Yefukku çözülür. Teşdidu şeddesi ma'a damairir raf'il müteharriketi. Harekeli raf zamirleriyle beraber. Yani ne, te, tuma, tum, ti, tuma, tun, ne, tu, na zamirleri bitiştiği zaman şeddesi ayrılıyor arkadaşlar. Fetekulu fi medde yemuddu. Bunda diyorsun ki medede tu, mededina, mededine, yemdudne, umdudne şeklinde şeddeleri ayırarak, fek ederek okuyoruz. Ve yecuzu fil muzaaf, muzaafta diyor caizdir. Hangi muzaaf? İn kâne fi'ale emrin lil vâhidi. Emir kipi olup müfret için kullanılırsa ev mudari'an muhterinen bi lamil emri. Lamul emre eşlik eden muzari fiil olursa müsneden lil vâhid müsneden lil vâhid müfrede isnat edilirse şuraya geri geliyorum. Yecuzu en yukale söylenilmesi fihima. Bu ikisinde hem emirde hem müzarite mudde ya da liyemudde, mudde liyemudde yani şeddeyle bir teşdidi. Umdud ve liyemdud bu da bir fekkihi şeddenin çözümüyle ikisi de caizdir. Muzafın hükümlerini okuyoruz. Pekala, sahih fiiller bitti. Salim, mehmuz, muzaf diye üçe ayırdık. Şimdi muhtel fiillere geçiyoruz. İlletli fiillere. El fi'lül muhtel ma'u fiildir ki kâne ahadu ahrufi'l asliyeti. Asli harflerinden bir tanesi. Asli harflerinden bir tanesi harfe illetin illet harfi olandır. Asli harflerinden bir tanesi illet harfi olandır. Kök harflerinden bir tanesi illet harfi ise mu'tel diyoruz arkadaşlar. Mu'tel fiil. Örnek va'ade, kale, rama. Va'adenin birinci harfi, kale'nin orta harfi, rama'nın son harfi illet harfi olduğundan bunlara mu'tel fiil diyoruz. Vahve mu'tel fiiller erba'atu aksamin. Dört kısma ayrılır. Misal. Birincisi misal. İkincisi ecvef. Üçüncüsü nakız. Dördüncüsü lefif. Tek tek söylüyor. Birinci harfi illet harfi ise misal diyoruz. Orta harfi illet harfi ise ecvef diyoruz. Son harfi illet harfi ise nakız diyoruz. İçinde iki tane illet harfi varsa lefif diyeceğiz. Misal tek tek söylüyor. Ma kânet Fa'uhu harfi illetin. Fa'ul fiil yani birinci harfi illet harfi olandır. Va'ade, varise fiilleri gibi. Ecvef nedir? Ma kânet aynuhu harfi illetin. Aynel fiil dediğimiz orta harfi illet harfi olandır.
Örnek ale, ba'e. Nakıs fiil ne demek arkadaşlar? Nakıs ma kânet lamuhu harfe illetin. Lamul fiil yani üçüncü harfi yani son harfi illet harfi olandır. Örnek radiye, rama. Elif maksur var. Burada da ye var arkadaşlar. Son harfi illet harfi olunca nakıs diyoruz. Son olarak nakıs lefif grubu var. Lefif ne arkadaşlar? Ma kâne fî harfâni min ahrufil illeti aslî yani. İki tane asli harfi illet harfi olandır. Harfani asli yani iki asli harfi min ahrufil illeti illet harfinden olursa yani ziyade harfler değil de kök harfleri. Kök harflerinden iki tanesi illet harfi olursa buna lefif fiil diyoruz. Örnek dava vefa şeklinde. Dava yan yana iki tane illet harfi gelmiş. Vefada da vav başta, elif maksur da sonda gelmiş. Ortada sayı harf var. Evet. Hemen ileri alıyorum. Ve huve lefif arkadaşlar kısmani iki kısma ayrılır. Lefif iki kısma ayrılır. Lefifi makrun bir de lefifi mefruk arkadaşlar. Makrun mefruk. Makrun yan yana iki tane illet harfi olursa mefruk da ayrı ayrı olursa illet harfleri. Makrun ma kana harfa el illeti illet harfi olan iki tane harf. Fihi müştemi'eyni. Orada yan yana olandır. Deva, nevada olduğu gibi. Bakın iki tane illet harfi yan yana. Burada da yan yana. Buna lefifi makrun diyoruz. Mefruk ne? Lefifi mefruk. Ma kana harfa el illeti illet harflerinden iki tanesi. Fiilde müfterikeyni. Ayrı ayrı olurlarsa. Örnek vefa vaka. Vavla elifi maksur. Vavla elifi maksur. Görüyorsunuz ortada sağlam harf var. İllet harfinin dışında ortada sağlam harf var. Buna da lefifi mefruk diyoruz arkadaşlar. Ve yu'rafu es-sahihu vel-mu'tellu min el-ef'al. Fiillerin diyor sahih ve mu'tel olanları bilinir. Müzari ve emirlerde ve mezit olan fiillerde. Müzari fiillerde, emir kiplerinde ve ziyade harf almışlarda sahih ve mu'tel fiil birbirinden ayırt edilir. Neyle? Bir rucu'u ilel mazi'l mücerred. Mazi mücerrete yani yalın maziye ek almamış mazi haline çevirdiğimizde sahih fiil midir, mu'tel fiil midir bu anlaşılır. Misal fiillerinin hükümlerine geçiyoruz. Misal biliyorsunuz orta harfi illet harfi olandır. Orta harfi demişim birinci harf arkadaşlar. Misalül vavi var. Vavla başlayan misal fiiller. El meksurul ayn ortası esreli olan müzari fiildi. Müzari fiilde ortası esreli olan yani yef'ilu kalıbında gelen vavlı misal fiiller. Vel meftuhuha ya da meksur olan ortası meksurdu bir de meftu olan vardı. Ortası meftuh demek yef'alu, fe'ale yef'alu, öbürü yef'iluydu. Bu kalıpta olursa fil madi, mazide, vel müzari müzarede, mazi ve müzarete ortası fethalıysa, yani fetaha yeftahu kalıbı ise ya da birincisi diyor arkadaşlar, yef'ilu kalıbındaysa, yadribu gibi, tuhsefu fa'uhu fi cemi'i tasarifil mudari'i vel emr. Müzarif ve emrin bütün çekimlerinde vav arkadaşlar, baştaki vav hasfedilir. Örneğe bakın, ya'idu. Va'ade ya'idu. Aslında yev'idu olması lazım. Vav düşüyor, ya'idu kalıyor. Va'ade ya'idu, id. Aslında ev'id olması lazım. Vav gördüğünüz gibi düşüyor arkadaşlar. Fe'ale yef'ilu kalıbında gelmiş bu. Bir de fe'ale yef'alu kalıbı var. Yada'u. Yada'u aslında yevda'u. Da' aslında yevda' olması lazım. Gördüğünüz gibi faul fiil olan vav ikisinde de düşmüş. Asıl yev'idu ev'id ya da yu'id. Yev'da'u ev'da' ya da yu'da' şeklinde aslı gelmiş arkadaşlar. Ama in kâne aynul fiil meksureten, aynel fiil meksursa arkadaşlar, aynel fiil orta harf meksursa, yef'iluysa mazide, o zaman yef'ilu demiyoruz, fa'ile ise, alime ya'lemu, hasibe yahsebu kalıplarında geliyorsa, meftuhen fil mudari ise yani o zaman hasibe yahsibu çıktı. Alime ya'lemu kaldı. Dördüncü babsa fela tuhzeful vav min mudari'ihi. Müzarinden vav hasfedilmez.
Örnek: vecile yevcelu, vesihe yevsehu şeklinde müzarinde vav düşmüyor. Vela min emri, emrinde de düşmez. Lakin ne ancak o? Tuklebu fil emri yani. Emir de ancak yaya dönüşür. Örnek: iyicel. İvcel diyemiyoruz. Ağır geliyor dile. Vel aslu iyicel, aslı iyiceldir. İyicele dönüşüyor. İlla ancak in dumme ma kabla, tabi birinci harf damelenirse iş değişir. Nasıl yani? Bi en vakaat vaki olursa, bulunursa, fi dercil kelam, kelamın geçişinde olursa. Ba'de hasfi medmumin, harfi medmumin, harfin medmumin, dammeli bir harften sonra kelamın geçişinde olursa o zaman iş değişir. Fe innaha tüktebu ya en, ya olarak yazılır ama ve tülfazu vav olarak telaffuz edilir. Örnek: ya fulanu cel. Ya fulanu iyiceldir aslında ama geçiş yapıyoruz. Asıl hemzesi geçince dammeden ye'ye geçiş vav diye okunur. Ya fulanu cel. Ve tülfazu telaffuz edilir hakede bu şekilde. Ya fulanu cel şeklinde telaffuz edilir. Ve şazze min derlik, bundan şazdır. Yani istisnadır arkadaşlar. Şaz biliyorsunuz istisna demek. Vati'e eşşey'e yeta'uhu. Bir şeye bastı. Vati'e eşşey'e bir şeye bastı. Yeta'uhu ona basıyor. Bir şeye baskı uygulamak gibi. Vasi'ani el emru yesa'ani. Burada da bakın. Vati'e eşşey'e yeta'uhu. Şazdır bu. Vati'e de normalde yata'u, yevta'u diye okunması lazım, düşmemesi lazım ama şazdır bu, kural dışıdır. Vasi'anil emru yese'ani ya da yese'uni aslında yevse'uni olması lazım, düşmemesi lazım ama düşüyor. Emir sa' ta' şeklinde emir geliyor arkadaşlar. Bir hasfil vav fil mudari'i vel emri, hem muzarte hem emirde vav'ın düşmesiyle gelmiş, bu şazdır. Normalde üstteki kurala göre düşmemesi lazım. Şimdi ecveflerin kuralına geçiyoruz. Orta harfi illetli olanlar. Yuhzefu hasfedilir minel ecvef, ecveflerde. Harful illet, illet harfi düşer. Ma'a damairul raf'il mutaharriketi, harekeli raf zamirleriyle beraber. Raf zamiri fail zamirleri. Yani ne, te, tumatun, ti, tumatun, ne, tu, na zamirlerinden bahsediyoruz. Bunlar o ecvef fiillerde ne düşüyor arkadaşlar? İllet harfinin kendisi düşüyor. Bakın, kultu. Aslında vav var ortada. O vav lamı cezminden dolayı düşmüş. Çünkü tu tumatum ti tumatun ne zamirleri, ne na zamirleri mazi fiile bitişince biliyorsunuz sükun üzere mebni oluyor. Sükun üzere mebni yani son harfi sakin oluyor. Dolayısıyla arada kalan illet harfi de düşüyor. Çünkü iki tane sakinin çakışması söz konusu. Ultu bi'na hiftum tesudne sudne sudne ya Fatim feteyat şeklinde örnekler verilebilir. Emril müfredil muhatap, müfred muhatabın emir kipine gelince orada da düşer diyor. Sud tıb. Ecveflerde illet harfi düşmüş arkadaşlar. Ya zaten belli yani. Sud deyince dal harfi sakin. Arada bir vav koysanız o da düşmek zorunda kalıyor. Çünkü illet harfi, illet harfi sakin, dal sakin, illet harfi düşer. Tıbda da öyle arkadaşlar. İllet harfleri hastalıklı harflerdir. Çok fazla dayanıklı değildir, düşer. Ve ida usnid el mazi il ecvef, sülasi mücerret, üç harfli mücerret ecvef fiillerin mazisi isnat edilirse ila dama irir raf il mutaharrike, az önce bahsettiğimiz zamirlere bitişirse sülasi mücerret olup ortası illet harfi olan yani ecvef olan mazi fiiller harekeli zamirlere raf zamirlerine bitişirse ne te tumatum ti tumatun ne tuna zamirlerine bitişirse dummevveluhu birinci harfi damelenir. İnkâne min babi kâle yekûlu, kâle yekûlu gibi fe'ale yef'ulu kalıbından gelmişse evveli damelenir. Örnek: suttu, utna, vakusire meksur olur, dam edilmez, kesralı olur. İnkâne min babi ba'a yebi'u fe'ale yef'ulu kalıbından gelirse bu da kesralanır. Khâfe yekâfu da öyle. Khâfe yekâfu. Fe'ale yef'alu. Fe'ale yef'ulu. Fe'ale yef'alu kalıpları. Bi'tu, ci'tu, hirtu alel fadileti. Bu da buna anlam olarak bağlanıyor. Hiftunne razilete, hiftunne. Hi gördüğünüz gibi esreleniyor. Yani fe'ale yef'alu ya da fe'ale yef'alu kalıplarında
ne yapılıyor? Kesralanıyor. Tam elenmiyor, kesralanıyor. Yani birinci harften bahsediyoruz arkadaşlar. Birinci harf kesralanıyor. Nakıs fiillerin hükmüne geçiyoruz. Nakıs yani son harfi illetli olan fiiller. Yuhzefu ahiruhu sonu hasfedilir. Ma'avvavil cemaati cemaat vavı ile beraber sonu hasfedilir. Başka ve ye'el muhatabati muhataba yası ile beraber sonu hasfedilir. Örnek ramav radu. Ramavu radiyu olması lazım. Vavla ye düşmüş. Yermune aslı yermiyune. Yerdavne, yerdavune, irmu, irdu, irdav, irdavu, termine, termiyine, terdayne, terdayeyne, irmi, irmi kelimesi, bir de erda kelimesi. Buradaki ye noktası olması lazım. Ya yani irday olursa, irdayne'nin onu belki düşmüş olur. Olabilir. İrday da olur. İrday. İrmi, irday. Ve tuhsefu elifu. Elifi hasfediliyor arkadaşlar. Ma'a ta'i tenis. Müennesik tasıyla beraber elifi düşer. Nakıstan bahsediyoruz. Yani sonu elifse elif düşüyor arkadaşlar. Örnek romet. Rometa. Da'at. Da'ata. Romeyt demiyoruz. Da'ut demiyoruz. Ve tuklebu ya'in. Ya'ya kalbolur bu elif. Sondaki elif ya'ya dönüşür. Ma'damiril gaibin gaib zamirlerle. Ya da damayri ref'ül müteharrikeyle. Yani ne te tumatum var ya bunlarla beraber. Meşe ya. Ye'ye dönüşmüş. Meşe ya. Yakşe yani. İhşe ya. Meşey tu. Ye'ye dönüşmüş. Bakın meşey tu. Romeşeyna. Meşey ne? Meşey yakşeyne. Yani sa'u ikşeyne. İlla ye'ye dönüşmez. İzâ kâne sâliseten eğer ki üçüncü harf olursa. Üçüncü harfse yani nakıs üç harfli ise demek istiyor. Ve asluhal ve aslı da vavsa o zaman ye'ye dönüşmez. Feten kalibu vav. O zaman vav'a dönüşür. Ma'ahadi damairi bu zamirlerle beraber. Yani müteharrik raf zamirleri. Ne, te, tuman var ya bunlarla beraber. Örnek da'av da'avtu, da'avna, da'av ne, na veya ne. Gördüğünüz gibi bunlar da vav olarak kalıyor. Sümme sonra inkânel mahzuf yani hasfedilen harf. Minen nakıs elife, nakıstaki hasfedilen harf elifse yebka ma kable vavil cemaati, vavul cemaatan önceki harf baki kalır. Ya el muhatabadaki yani muhataba yazısından önceki harf baki kalır. Meftuhan fethalı olarak. Remau yerdav ne? İrdav dat harfinin fethası. Mim harfinin fethasına bahsediyoruz. Terdayne dat harfinin fethası. İrday dat harfinin fethası. Gördüğünüz gibi. Ve inkânel mahsufu vavan. Eğer hasfedilen vavsa. Yapka ma kable vavil cemaati mezmumen. Vavul cemaatten öncesi dammeli olarak kalır, değişmez. Ve yükseru ma kable ya'il muhatabati muhataba yazısından önceki harfte kesralanır. Örnek seru. Örnek seru. Yed'ûne ud'û. Ted'îne ud'î. Evet arkadaşlar. Diyor ki mahsuf olan harf vavsa yani nakıstan bahsediyoruz. Son harfinden bahsediyoruz. Nakıs olan harf vavsa. Yapka ma kable vavil cemaati mazmumen. Vavul cemaatten önceki harfimiz dammeli olarak kalır. Ama muhataba yazısından önceki harf kesralı olarak kalır. Seru yed'une ud'u ya da ted'ine ud'i şeklinde aynı harfi gördüğünüz gibi ikisinde de kesralı kaldı. Ve inkânel mahsuf yani eğer hasfedilen harf ya ise yapka ma kable ya'il muhatabati muhataba yazısından önceki harf yapka meksuren meksur olarak kalır. Kesralı kalır. Evet mahsuf olan harf ya ise muhataba yazısından önceki harfin harekesi meksur kalır. Ama ve yudammu ma kable vavil cema yukarıdakinin tersi. Vavul cemaatten önceki harf dameli kalır. Tersi derken aslında aynısı. Termine irmi, termune irmu şeklinde
okunur. Aralarındaki fark da vav ve ya'nın önceki elif, kesra veya dammesidir. Peki son olarak lefiflerin hükümleri. Yetasarrafu lefiful makrun. Lefif makrun tasarruf yani çekim yapılır. Nakıs gibi. Makrun hangisiydi? İki tane le harfi yan yana olandı değil mi? Tavav yatvune. Utvu. Tatvine. Tavat. Tavata. Tavayte. Tavayne şeklinde okunuyor arkadaşlar. Yani nakısın aynısı. Bir değişiklik yok. Ve yetasarrafu lefiful mefruk yani iki tane harf illet harf var ama yan yana değilse kel misali misal gibi tasarruf edilir. Yani birinci harfi illetli olana biz misal diyorduk. Onun gibi çekim yapılır. Bi atibar evveli birinci harfi açısından misal gibidir. Ve ken nakisi nakıs gibidir. Bi atibar ahiri son harf açısından. Örnek vefau yefi yefune fi. Fi de emirdir arkadaşlar. Genelde sonuna bir tane he getiririz. Fih diye dururuz ama fi'dir. Tek uzatmadan fi şeklindedir orijinali. Fi, 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 fiya, fu, fine. Vafet, vafeta, vafeyte, vafeyna, vafeyne şeklinde çekim var arkadaşlar. Şimdi alıştırmasına geçiyoruz. Suh diye aslında sıh değil de sıh diye de belki okunuşu vardır. Suh fi'len mudari'an müzari fiilleri sigala lil vahidil mütekellim. Ben anlamını veren kalıba koy. Minel mesadir atiyeti şu masdarlarda. Evet. El ünfetu enfetu diyelim buna. Burun anlamında herhalde. Enfetu kelimesi masdar tabii ki. Başında eliflam var hepsinin. Bunları öncelikle müzari fiile dönüştürmek için maziye çeviriyoruz. Nefetedir muhtemelen. Yok enifedir. Enife. Enife. Ye'nefu. Anif. Anifu. Anifu şeklinde hemzenin ikincisi medde. Uzatmaya dönüşüyor. Anifu. İbae kelimesi var burada da. İbae. Ebae. Yubi'u. İba. İba herhalde mastarı budur. Ebae yubi'u olursa ubi'u olur. Ubi'u. Elif ye'ye dönüşmüş olur. El esr kelimesi var. El esri. Esira olarak mazisini buluruz. Yesir, esira, yeseru ve yesuru. İkisi de olabilir. Yesuru olsa arkadaşlar. Yani sözlüğe bakmadan konuşuyorum ama mantığını yakalamaya çalışalım. Esuru şeklinde elifi uzatılır. Esife, yesefu ve yesifu, esifu. El esru, esiru. Yani elifi uzatmalı okunuyor bunlarda. Dipnotta, dördüncü dipnotta ne yazıyor arkadaşlar? Esirahu esiran. Habisehu, onu esir etti anlamında kullanmış. Esir etti. Suh minel mesadir latiyeti fiale emrin mübtedi'en bil fiali. Fiille başlayan emir kipi. Evet. Suh minel mesadir latiye. Şu mastarlardan sigala emir kipi. Mübtedi en bil fiili fiille başlasın diyor ama emir kipi emir kipi taşısın diyor. Allah Allah. Evet. Mübtedi en bil fiili. Evet. İlf kelimesi burada da var. İlfun. İlf, el ilfu mastar arkadaşlar. Elife. Beşe bakayım yazarımız ekstra bir bilgi vermiş mi? El ilfu bi kesil hemzeti. O mastaru Elifehu ye'lefu. İvezni alime ya'lem. Elime elife ye'lefu. Alime ya'lemu kalıbında gelmiş. Evet. Elime elife. Elife bizden ne istiyor? Emir kipi istiyor arkadaşlar. Mübtedi en bil fiali. Fiille başlayan emir kipi. Elife ye'lefu i'lef. İ'lef, i'lef diye okunur. Yani ikinci e y'ye dönüşür. İ'lef. Eman kelimesine baktığımızda Emine ye'menu amenu ye'menu amenu emir kipi ismiş amin amin a'yı biraz uzatıyorsunuz amin el öns kelimesi var 6'da bunun dipnotu var arkadaşlar 6'ya bakın öns
ومثل الأنثى بفتح الهمزة أنسمش arkadaşlar. والنون أنا أنس أنس. الأنس اسم يا مصدر أنس به يأنس أنس يأنس في ريمش arkadaşlar. بوزن فرح يفرح. وأما الأنس بضم الهمزة olursa وسكون النون أنس هو مصدر أنس به يأنس بوزن أنس دار أنس يأنس أنس يأنس. يعني birbirine yakın kalıplar. Anlamları tamamen farklı arkadaşlar. فرح يفرح أنس يأنس فرح يفرح kalıbı. Evet. أنس يأنس يأنس آنس آنس İnes, 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 İnes diye dönüşüm geçiriyor emir kipi. El ehval de öyle arkadaşlar. Ehval, el ehval mastardır. Yedinci dipnota bakıyoruz. Mastaru ehile racul ye'helu, ehile ye'helu. Ye'huluymuş. Dekhala yedhulu gibi, celese yeclisu şeklinde de gelebiliyormuş. Tezevvacı anlamındaymış. Ve mislu teehhul. Evet, bu da Bekir Hanım. Tezevvacı evlendi. Teehhele. Evet. Dekhala yedhulu ya da celese yeclisu kalıbıymış. O zaman ye'hulu diye okuyabiliriz. Ye'hulu. İvhel. İvhel. Ye'hulu. İvhel. İhel. Geçişlerde raculu hel şeklinde emir kipi oluşuyor arkadaşlar. Teehhele de bunun gibiymiş. Masaru azime şey'u ye'zemu. Araba yadribu ye'zimuymuş arkadaşlar. Azime, azeme ye'zimu. Masaru azeme şey'e ye'zemu. Bi vezni daraba yadribu. Azeme ye'zimu. Emseke anhu. Onu tuttu, ondan uzak durdu şeklinde bir tercümesi var. Bizden istenen emir gibiydi arkadaşlar. Fiilimiz azeme ye'zimu. Ye'zimu izem. İzem, izem şeklinde okunuyor. القد herhalde veya القد قطع الشيء طولا bir şeyi uzunlamasına koparmak. والقط قطعه عرضا onu kat etti yani kesti عرضا enine. Enine onu kesti şeklinde bir karşılığı var. Evet. 4. صوغ من المصادر mezkure zikredilen mastarlardan mudari'an ve emren muzari ve emir kipleri oluştur. Mulhakkayni bi nun nas cem mennes nununa bitişen. Yukarıdakiler üzerinde çalışın diyor. Sug minha idan fi'al emrin müsteden li vahid. Tek işin olan emir kiplerini kullan. Mudari'an mesbuqan bi lamil emr. Başında lamul emir bulunan muzari fiile dönüştürün. Müsteden li vahid. Lamil emr ki müsteden lil vahid yani müfrede isnat edilen müfred kalıbı olsun. Fi halati teşdidi vel fekki hem şeddeli hem de şeddetsiz olarak ifade edin. Altıncı alıştırma beyni sahih ve vel mu'tel. Sahih veya mu'telleri açıkla bi enva'ihima türleriyle beraber. Fil cümle taliye şu gelecek olan cümlelerde. Bakın 1-2 devam ediyor. Ne istiyor yazarımız? Sahih fiilleri, mu'tel fiilleri çeşitleriyle beraber açıkla. Aksarun nasi safkaten min men ahlaka yedeyhi fi amalihi ve lem tusa'idhu l-eyyamu ala ümniyetihi. Fe kharaca mine dünya bi gayri zâd ve kadime ala Allahi bi gayri hak hüccet. İnsanların en çok zarar göreni safkaten, şurada hemen dipnoda bakıyoruz safkat kelimesi. El-bi'at yani ticaret olarak. Ve asluha el-murratu minet-tasfiq. El-mer'atu minet-merratu minet-tasfiq. Bilyedin. Elleri böyle çıtlatmak kökünden geliyormuş. Lianne el-mütebayi'in ticaret yapanlar. Kana yed'u ahaduhuma yedahu ala yedil ahir. Biri diğerinin elini üzerine elini koyuyor anlaşma yaparken. Çeşitli anlaşma yöntemleri var kabileler arasında arkadaşlar. اَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً yani safka musafaha demek, el sıkışma demek. İnsanların en zararlısı
Men o kişidir ki ahlaka yedeyhi fi amalihi. Ahlaka yaptı. Yedi ellerini fi amali arzusuna kurban etti. Velem tusaidul eyyamu. Günler de ona acımadı. Ala ümniyetihi. Ümniyet kelimesini unuttum şimdi bir anda arkadaşlar. Ümniyeti üzere. Ümniyetiyle beraber. Ümniyet. Bakalım bu kelimenin kökü neymiş? Ümniyet. Ha, güvenilirlikmiş. Güven anlamında kullanmış. İtimat, korkusuzluk gibi anlamları var. Evet. وَلَمْ تُسَعِدُ الْاَيَّامُ عَلَى اَمْنِيَّتِ Onun güvenli olmasıyla beraber günler ona yardımcı olmadı. فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan çıktı. Bir gayri zat. Gıdasız. Ekmeksiz, katıksız. وَقَدِمَ عَلَى اللّٰهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ Allah-u Teala'ya delilsiz, hüccetsiz bir şekilde giden. Yani insanların hoşgörü açısından en zararlısı diyor, en zarar görmüşü diyor. Elini arzularına doğru sürekli uzatan ve ona yardım etmeyen diyor. Yani bu ümniyette güven noktasında günlerin kendisine yardım etmediği kişidir. Ve dünyadan diyor azıksız bir şekilde çıkar bu. Allah-u Teala'nın üzerinde karşısına da hüccetsiz, delilsiz bir şekilde çıkar. Evet, beri'e mineşşuhhi men edda zekate ve kara'ed dayfe ve a'ta finnaibeti. Evet, şu cümleleri biliyorsunuz, tahlil etmeye çalışıyoruz. İkinci cümle oldu bu bizim için. Sahih ve muhtel fiilleri türleriyle beraber açıklamaya çalışıyoruz. Aksara, hasira kelime kökü. Sülasi mezittir bu arkadaşlar ama sahih fiildir. Hasira kök harfleri. Vavya elif yok, hemze yok, işte tedaif şedde yok. Fiillere bakıyoruz. O yüzden burada mesela fiil yok. Evet. وَلَمْ تُسَاعِدُ Saade, bu da saide kelime kökü. Dolayısıyla bu da sağlam sayı fiillerdendir. Harca var, bu da sahiptir. Adime var, bu da sahiptir. Sahi fiil arkadaşlar. Şimdi ikinci gruba geçiyoruz. Beri emine şuhi men edde zekate ve kara'ad dayfe ve a'ta finnaibeti. Şuh'tan beridir. Şuh. Kötü sözden beridir. Men o ki ki edde zekatını veren kişi. Ve kara'a dayıfe misafire okuyan kişi. Ve a'ta finna ibeti sıkıntılarda zorluktayken de veren kişi. Beri'e mehmuzdur arkadaşlar. Beri'e. Mehmuzu fiil. Son harfimiz hemze. Edda. Mehmuzul ayndır. Fa'dır. Bu birinci harfi mehmuzdur arkadaşlar. Son harfi de nakıstır. Hem mehmuz hem nakıs mehmuz hem de nakıs grubuna giriyor. Kara'e var. Kara herhalde kara'edir bu. Kara dayfe. Kara kelimesinin anlamını çünkü hatırlamıyorum. Böyle bir öz anlam varsa kara. Belki bir şeyler çıkar ama. Kara kura kariye çıkıyor. Kara misafir etmek ağırlamak anlamı varmış arkadaşlar. Kara dayfe misafiri ağırladı. Kara nakıs fiildir. A'ta fin naibeti sıkıntı verdi. Burada da yine nakıs fiildir. El birru husnul huluki. İyilik güzel ahlaktır. Müptedâ haberi arkadaşlar. Vel ismu günah. Ma hâke fi sadrike göğsünü götürüp getiren rahatsız edendir. Ve kerihte en yattali aleyhin nas. İnsanların bunu bilmesinin hoş olmadığı şeydir. İsim kelimesinin tanımını yaptı. Evet, bir ru abaekum. Atalarınıza iyilik yapınız. Emir kipi. Teberrakum ebnaekum. Sizin çocuklarınız da size iyilik yapsın. Evet, burada da bir ru emir kipi arkadaşlar. Teberrakum. Bu da tebriye anlamında. Muhtemelen aynı kök anlamında. Teberrakum evlatlarınız da size yapsın. Mazi fiil ikisi arkadaşlar. Birincisi pardon emir kipi, ikincisi mazi.
İnnemel a'malu bin niyyat ve innemâ li kulli imri'in mâ nevâ. Ameller niyetlere göredir. Herkesin niyet ettiği şey vardır. Neva, sadece fiil burada neva var. Mazi fiil arkadaşlar. Malumdur. Nakıs fiildir. Aynı zamanda vav da illet harfi olunca hem nakıs hem lefif diyoruz buna. Neva. Veliye Amr bin Luas Misra merrateyni. Evet, iki defa diyor Mısır'a vali oldu. Kim? Amr bin As Hazretleri. Veliye mazidir. Yedinci cümlemiz en istata'te eğer güç yetirirsen en yatvi sirrake sırrını tutabilirsen diyor yani yayabilirsen sırrını an nefsike kendi nefsinde fatvihi onu yap. Evet. İstata'te taat fiilidir bu. İstata'te istata'a en yetvi, yetvi de tava fiili var. Nakıs fiil. Bakın tava fiilinin emir gibi fetvi. Burada da emir gibi var aynısının. Şuradaki elif-i maksur has olmuş. Tava. Tetvi ye'ye dönüşmüş burada. Burada da has olmuş. Evet uzun oldu konu bayağı. Ama alıştırmaları çok. Ad-duha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ kâlâ. Evet. Vedda'a var burada gördüğünüz gibi. Fiile bakın. Vedda'a. Şeddeli ortası. Vedda'a. Birinci harfi illet harfi. Vedda'a. Misal fiil oldu. Ortasında şedde var. Belki asli olmayabilir. Vedda'a. Vedda'a diyemeyiz. Yani birisi zayittir. O yüzden bu da misal fiildir. Hala nakıs fiildir. Şimdi yedinci başlığa geçiyoruz arkadaşlar. Nerede bitiyor konumuz ona bakayım bir. Hala uzuyor. Bayağı uzamış arkadaşlar. Konu bayağı uzun. Alıştırması çok fazla oldu. Evet. Sug mine lefhal maziyetil atiyeti mudari'an ve emren. Aşağıdaki mazi fiilleri müzari ve emir yap. Vecede yecidu verise yerisu ve mika yemiku veza'a yevza'u veka'a yeka'u velaga 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 yevligu olması lazım. Vahide yevhalu vecile yevci'u yeci'u şeklinde okunur. Veceme yevcemu velia yevli'u şeklinde bunlar müzari yapılır. Tabi emir kipleri de var. Vecede yecidu cüdde Vecede yecidu avcid. Yok avcid olmaz. İvcet. İvcet vav düşüyor. İyicet. Vecede yecidu iyicet. Varise yerisu avris olması lazım arkadaşlar. Yerisu yavris avris. Omika yemiku avmik. Vaza'a yaza'u za'a ya da iyuza'a şeklinde okunabilir. Evet, bayağı uzadı arkadaşlar alıştırması. Dersi kısa tutmayı düşündüm ama konu çok uzun. Burada da mastarlardan diyoruz. Yine sigala diyor. Mazileri, müzahirleri, emirleri. Onlara diyor harekeli raf zamirlerini bitiştir ve düzgün oku diyor. Ne, te, tümatum, ti, tümatune, turna bunlar. El heybetu vahebe yehibi olabilir arkadaşlar. Heybet, vahebe olabilir. Yevhebu evet o yevhebu ne istediği bizde arkadaşlar müzari ve emir kiplerini ama sonlarına zamir bitiştir. Vehebne, vehebte, vehebtuma şeklinde yapılıyor. Naum kelimesi name, numne, numte, numtuma diye devam ediyor. Kale, kilu, kilne, kilte, kiltuma diye devam ediyor. Bu şekilde bunların çekimleri var. Mazisi, müzari ve emirlerini beraber yapmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Elhak bil ef'al atiyeti te'tenis ve damir el gaibin ve vel cema'a. Aşağıdakiler diyor ta'u te'nisi birleştir. Gaibin, gaib olan zamirleri bitiştir. Vav'ul cemaati bitiştir.
Ya ilm tekellüm ve hitabı tekellüm veya hitap yazsın birleştir. Nunun nisve cem müennes nunu bitiştir. Vazbut zelike bir şekli tam. Tam şekliyle okumaya çalış diyor kalan kısmı. İstehda. Çekim yapacaksınız kısaca. İstehda, istehde ya, istehda, istehdet, istehdeta, istehde değil ne? İstehdeyte diye çekim var. Yestehdi, yestehdi, yani yestehdune, testehdi, yani yestehdine şeklinde çekim var. Raca, racaya, raca, racet, racete, racayne, racete diye çekim var. Hava, havaya, havav, havet, havete, havayne, havete diye çekim var. Geri kalanları da siz çekmeye çalışın. Elhak bil ef'al atiyeti damir el gaibin. Zamir, gaib zamirlerini birleştir. Vavul cemaati birleştir. Nunun müennesi birleştir. Ve doğru bir şekilde onu zapt et, oku. Yakdi, ikdi. Yeclu, uclu. Yerteci, irteci. Yesri, isri. Yesmu, ismu. Yektadi, iktadi. Ya bunların çekimini istiyor bizden yazarımız kısacası. Çekim yapmaya çalışacağız. Son iki başlık. Sug minel mesadil atiyeti mudari'an ve emren mulhakkayni. Müzari ve emir kipine dönüştür. Ve bunlar tabii gaibin zamirlerine bitişsinler. Vavul cemaate bitişsinler. Nurun müennese bitişsinler. Yani çekim yapmamızı istiyor yine yazarımız. Ve bu tehlike bir şekli tam şekliyle oku. Vikaye. Çekim ya vaka, vakaya, vaka, vakat, vakata, vakayne, vakayte diye mazisi var. Müzari tabi istemiş, emir zemi. Yakî, yakiyani, yakûne, teki, tekiyani, yakîne, teki. Böyle devam ediyor çekim. Emir kipine gelince arkadaşlar, kî diye söyleriz mesela. Vakayı okudum ben, vaaymış bu da, vaa da aynı. Vaa'i, vakaqi şeklinde çekim var. El veşyu, veşadır bu da. Veşa, yeşi, yeşiyan, yeşune, teşi, teşiyan, yeşine şeklinde çekim var. Çekim yapacağız arkadaşlar. Evet, ente ve enti zamirlerini karşılayan kiplerin telaffuzunu istiyor bizden. Evet. Fi'le emrin lil vahidil muhatap. Uktub var ya, uktub kalıbı. El vikayetu vaka yakiki. Kıyaku kıy kıyakine. Va'a ya'i. Ondan sonra i, aya'u, i, aya'ine şeklinde çekim yapılıyor arkadaşlar. Biraz uzattık ama gevşedik de. Başka bir derste görüşmek ümidiyle arkadaşlar.